arkadaşlar. Bugün de farklı bir şey yapalım. Böyle sayılar art arda gelsin. Sürekli for döngüsünü kullanacağım. Çünkü for döngüsü her kodda yazılıyor. Şöyle bir şey yapalım. Birden bize kadar sayıları art arda yapsın. Ama farklı bir şey yapsın. Yani öyle düz bir şey değil bu. Her altı basamakta bir aşağıyız. Şuradan application. Bu çok güzel bir program olacak aslında. Normalde çarpım tablosunu da burada yapabiliriz. Aynısı olacak şimdi. Bunu anlarsanız kendiniz yapabilirsiniz aslında. Şimdi int adet olsun. Şu kadar değer olsun. For düğümüzü açalım. Fura for yazdım. Şöyle. İki defa taba basıyorum. Geldi. Şimdi şöyle olsun. 100'e kadar. Hani şuraya da yazayım da. 1'den 100'e kadar sayıları yazamadım yani. Yaptım. Şimdi şurası ya şöyle yaparsınız. 100'e kadar gidecek ya. Ya da şöyle yaparsınız. Hatta şöyle yaparsak şöyle. Buradan başlıyor. 101'e kadar falan gidebilir. Ama ben genelde şöyle yapıyorum. Şunu bir fazlasını yapıyorum. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz şöyle yapıyorum. Şimdi şuraya bir kontrol koyalım. Her altı basamakta şöyle diyeyim. Hatta şuradan bir point açalım. Şöyle bir şey olsun. Şimdi şuradan bir seçelim. Şöyle. Şu bir olsun. Şu iki olsun. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. Ne kısa yoldan yapmaz. Şöyle. Bu bir. İki. Üç. 4 1 2 3 4 şurada 5 ve 6. Şimdi şöyle olsun. Şuraya bir kalemi alalım. Şuraya 1 yazacak, 2 yazacak, 3 yazacak, 4 yazacak. Şöyle gidecek, şöyle 6'ya kadar. Buraya geldi. 7 yazacak, 8. Böyle gelecek. Sırayla gelecek ardından. Şimdi geldik buraya. Kontrolümüzü koyalım. Adet sayısı 6 olduğu anda 6'ya bölüyorum. 0 eşit olduğu anda adet sayısı 6 olup ve 6'ya bölündüğü anda arda geçsin. Alta geçsin. Öyle devam etsin. Şunu eğer bir tane if kullanıyorsanız şu parantezlere gerek yok. Console readline şunu yazsın. Bu aşağı indiriyor. Şu. Şimdi şu da console readline ama read. Burak. Şu. Şu da yan yana yazacak. Şimdi şurada farklı bir şey göstereceğim. Parantez aç. Kapat. Artı. Neyi yazsın? İyi yaz. Şu da şu işe yarıyor. Hatta şurada virgül oldu. Şu parantez açıp kapatmamın sebebi şuraya bir sıfır ve virgül 3 yazacağım. Şu da araya boşluk bırakacak. Her bir sayıda şu kadar mesafe koy. Şimdi şunu fazla yapacağım. Göreceksiniz zaten. Şurada da adedi artırsın. Şuraya gelsin. Şurada da console right line. Bu da aşağı indirsin.
Her artı basamakta bir aşağı indirsin. Şöyle. Ben bunu göstermiştim size. Şurada aşağı indirin. Şimdi deliyorum. Buradan doldu. Şuradan deliyorum. Niye bu kadar ağırlaştı ya? Kontrolü koymadığım için direkt gidecektir. Şu ağırlaştı ya, niye böyle oldu? Çalıştırıyorum tekrar. Bakın şu. 0, 1'den 5'e kadar. 6'dan 11'e kadar. Böyle devam ediyor. Hatta şurayı da doldurabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şunu kapatalım. Şunu 101 diyelim. Bu kastı ya. Şu. Şunu anlatamadım galiba. Şu. Şurayı anlamadım sanırım. Öyle düşünüyorum. Şimdi şu şu. 0.3 ile mesafe şu. Onu silelim. Şöyle bir şey yapalım. Şunu bir silelim. Hatta şöyle yapalım. Bakalım ne oldu. Deniyorum. Bakın ne oldu. Saçma sapan bir şey oldu. Sesini yazdı. Araya mesafe koymadı. Bakın hiç mesafe yok. Hiç boşluk yok. Hani böyle sayısal loto gibi bir şey oldu. Şuraya virgül koyuyorum. Hatta 3 demiştim. Şimdi şöyle 7 diyelim. Hatta 5 diyelim. Böyle 5'in katları oldu. Bakın bu. Bu dersimiz de bu kadar. Şimdi başka bir şey yapacağım. Diğer derste de inşallah 0 ile 100 arasında böyle kontrolde 10 tane not girsin. En büyüğünü ve en küçüğünü alsın. Bize onu göstersin. Bir de ortalamasını bulsun. Öyle yapacağız. Kolay gelsin arkadaşlar.